Herkese selamlar. Avukat Tunahan Eyüboğlu ben. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak faaliyetlerimi sürdürmekteyim. Temel çalışma alanım kişisel verilerin korunması ve fikri mülkiyet hukuku bazlı. Bugün sizlere kısaca kişisel verilerin korunması kanunu ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında kişisel verilerin yurt dışında aktarımını anlatacağım. Öncelikle kişisel verilerin korunması kanunu perspektifinden bakarsak, yurt dışına veri aktarımı kısaca Türkiye'de yerleşik bir veri sorumlusunun yani bir şirketin işlemekte olduğu kişisel verileri Türkiye dışındaki başka bir şirkete veya başka bir kişiye aktarması şeklinde tanımlayabiliriz. Ve bizim mevzuatımız da aslında bu noktada oldukça katı ve net bir kural ve prosedür öngörmekte. Özellikle kanunu incelediğimiz zaman yurt dışına veri aktarımı hususunda kanun ya ilgili kişinin yani veri sahiplerinin açık rıza vermesi veya belirli istisnai durumlarda veri sorumlusunun taahhütname veya yeterli korumanın ülkeye bulunduğu veri aslında bu ülkeye veri aktarımını öngördüğünü görmekteyiz. Uygulama bazlı anlatacak olursak bir veri sorumlusu olduğunuzu düşünelim ve sizin işlediğiniz verinin örneğin çalışanlarınızın e-mail sunucularının Gmail'e bağlı olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda bu çalışanlarımızın e-posta yazışmalarının Gmail üzerinden ilerlemesi basit düzlemde aslında kişisel verilerin yurt dışına aktarımını oluşturmaktadır. Ve mevzuat bu noktada demektedir ki ya sen çalışanlarından bu noktada onay alacaksın onların bu kişisel verilerini yurt dışına işlemek için ya da benim öngördüğüm taahhüt sürecini ilerleteceksin. Taahhüt süreci de şu şekilde, şimdi pratikte açık rıza almak çok mümkün olmadığı için genellikle burada taahhüt sürecini yani kurum nezdinde benim yurt dışına aktardığım veriler nezdinde aktardığım tarafla kendi aramdaki sözleşmeyi kuruma tanıtma şeklinde olarak da nitelendirdiğimiz bu süreçte genellikle pratikte çok uygulanabilirliği yok. Bunun sebebi de özellikle işte Google, Zoho, SAP gibi büyük şirketlerin bu tarz kurum nezdinde tanınmaya ilişkin işlemlerden kaçınması. Yani siz bugün bir SAP ile sözleşme yapıp işlediğiniz kişisel verileri SAP'nin portalına aktarmak istediğinizde ve bunu SAP'ye gel kurumda bir taahhüt imzalayalım yoksa ben açık rıza almak zorunda kalacağım dediğinizde SAP ya da diğer büyük şirketler bu süreçlerden kaçınıyor. Bunun da en büyük sebebi kurum nezdinde tanınmanın belli cezai aslında müeyyideleri de beraberinde getireceği konusundaki endişe ve uygulamadaki belirsizlikler. Kanun taahhüt sürecinin dışında bir de güvenli ülkelere aktarım noktasında açık rıza aramıyor. Ancak kurumun şu an hali hazırda bir bugün 22 Mayıs 2020 tarihindeyiz. Ancak kurumun şu an yayınladığı bir güvenli ülke listesi bulunmuyor. Bunun sebebi de güvenli ülke listeleri karşılıklılık esasına dayalı olduğu için yani ben bir ülkeyi güvenli olarak tanıdığımda o ülkenin de beni güvenli olarak tanımlaması gerektiği için en basitinden şu an Avrupa Birliği ile aramızda bu şekilde bir anlaşma çok mevcut olamıyor. Çünkü Avrupa Birliği hali hazırda Türkiye'yi kendi beyaz listesinde yani güvenli ülke listesinde tanımıyor. Şimdi uygulamada baktığımızda ne dedik ki açık rıza alacağım ben yurt dışına aktarmak için. Ya taahhüt sürecine ilerleteceğim ya da güvenli ülke olacak aktaracağım ülke. Güvenli ülke şu an yayınlanmadığı için bu yola gidemiyorum. Taahhüde de şu yüzden gidemiyorum. Büyük şirketler taahhüt imzalamaktan kaçınıyor ve taahhüt süreci tamamen kurumun kendi kabulüne bağlı. Yani kurum bu taahhüt başvurusunu kabul etmezse bu yol da aslında tıkanıyor. Açık rıza almamda özellikle geçmişte işlediğim veriler açısından da çok mümkün değil. O yüzden şu güne kadar aslında uygulamada hep bir açık vardı ve kurumu bu noktada daha esnek davranılacağı düşünüyordu. Ancak geçtiğimiz hafta kurum Amazon Türkiye'yi bu konuda bir ceza kesti. 1 milyon 200 bin TL'ydi. Ve cezanın en önemli kısmı da Amazon Türkiye'nin kendi müşteri verilerini yurt dışına aktarması noktasındaki değerlendirmesi olarak düşünebiliriz. Çünkü kurum açık bir şekilde dedi ki sen Amazon Türkiye olarak müşterilerin verisini Amazon'un merkezine Avrupa Birliği ya da Amerika'ya aktarmak için açık rıza almak zorundasın. Çünkü onaylanmış bir taahhüdün yok. Burada aslında şaşırtıcı olan şu, Amazon bu cezayı aldığında taahhüt için kuruma başvuru yapmıştı ancak kurumdan henüz bir yanıt gelmemişti. Yani bu şunu gösteriyor. Ben bugün taahhüt için başvuru yapsam bile bu başvurum sonuçlanmadan herhangi bir denetime tabi kılınıp hakkımda cezai idari para cezası aslında kesilebilir. Bir de şöyle bir bu kararın önemi var. Normalde özellikle Avrupa Birliği bazlı aktarımlarda birçok görüş şunu savunuyordum. 108 sayılı konvansiyon var. Kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunmasına dair bir sözleşme. Normalde bu sözleşme 1981 yılında hazırlanmıştı. Ancak Türkiye'de kişisel verilerin
sözleşmelerinin korunması kanunu yürürlüğe girdi. Yani 2016 tarihinde tanındı ve Türkiye bu sözleşmeye taraf oldu. Şimdi sözleşme gereğince de şöyle bir hüküm var. Normalde sözleşmenin tarafları olan ülkeler arasındaki veri aktarımı belirli istisnalar dışında güvenli kabul ediliyor. O yüzden de kurumun bu Amazon cezasından önce bir takım görüşler savunuyordu ki zaten biz 108 sayılı konvansiyona taraf olduğumuz için bu noktada veri aktarımında da bir sakınca oluşmayacak. Ama Amazon kararında görüldü ki kurum aslında 108 sayılı konvansiyonu çok da bu noktada değerlendirme kapsamını alıp tanımıyor ve açık bir şekilde kendi mevzuatında öngördüğü yükümlülükleri istiyor. O yüzden de bu Amazon kararından sonra şu an bir takım pratikte sorunlar açığa çıktı ya da cevaplanması gereken sorunlar. İşte ben taahhüt sürecine şu an başlasam bile bu aşamada halihazırda aktardığım veriler açısından ne yapmam gerekiyor? Taahhüt sürecim reddedilirse ve kişiden açık rıza alamazsam ve ben uluslararası bir şirketsem nasıl ilerleyeceğim? Bu noktada da kurum yavaş yavaş içtihadını genişletiyor. İşte geçtiğimiz hafta bağlayıcı şirket kurallarını açıkladı. Bu yolu da açtı. Özellikle global firmalarda birazdan da bahsedeceğimiz yöntemi uygulayabilirsiniz dedi. Ya da taahhüt sürecini benim karşı taraf yani veriyi aktaracağım Google, Amazon, Zoho, SAP. Bu şirket kabul etmezse ben ne yapacağım? Ya bunun gibi aslında uygulamada bir takım sorunlar var ve bu zamanla biraz daha uygulamaya oturdukça kurumun da belki biraz daha yönlendirici içtihatlarıyla gelişebilecek bir şey. Şimdi kişisel verilerin korunması kanununda Türkiye'de durum bu şekildeyken Avrupa'da nasıl? Avrupa'da şu yüzden önemli bizim için. Biliyorsunuz birçok Türk şirket her ne kadar Türkiye'de veri işleme faaliyeti de gerçekleştirirse GDPR'ın kapsamı gereği Avrupa Birliği bazı faaliyetlerde GDPR'ın yani Avrupa Birliği Genel Koruma Veri Koruma Tüzüğü'nün kapsamına giriyor. Şimdi GDPR zaten 2018 yılında yürürlüğe girdi ve bizim mevzuatımız 95 direktifinin uyarlaması. GDPR bunun iki üst versiyonu. GDPR de bunu çok basit düzlemde üçe ayırdı. Dedi ki Avrupa Birliği yani Avrupa Birliği'nden kasıt burada Avrupa Ekonomik Alanı yani Avrupa Birliği ülkeleri ve İzlanda, Liechtenstein ve Norveç'i kapsayacak şekilde. Zaten diyor ki bu Avrupa ekonomik alanı içerisindeki aktarımlar benim için uluslararası aktarıma girmez. O yüzden sıkıntı yok. Aktarım yapabilirsin diyor. Ya da diyor benim bir beyaz listem var. Aslında bu kurumun yani bizim mevzuatımızdaki güvenli ülke listesiyle aynı. Bunlardan birine aktarım yaparsan da sıkıntı yok. İşte bu ülkeler kim? Mesela Yeni Zelanda gibi. Yani GDPR'ı kendi mevzuatlarında uyarlayıp yürürlüğe koyan ülkeler. Ya da diyor yani beyaz listede de sıkıntı yok. Ama bu ikisi de yoksa diyor ben artık Avrupa Birliği'nin dışına veri aktardığın için bunu uluslararası veri aktarımı olarak yani bizim tabirimizde yurt dışına veri aktarımı olarak değerlendirin diyor. Burada da 3 tane seçeneğimiz var. Bir tanesi bizdeki taahhütname mekanizmasıyla aynı olan Avrupa Komisyonu'nun contractual clauses dediğimiz yani kendi hazır taslak taahhütnamelerinin bulunduğu ve burada aktarımı yapacak veri sorumlusuyla yani birliğin içindeki veri sorumlusuyla birliğin dışındaki veri sorumlusundaki bir taahhütnamenin komisyonun hazırladığı bir taslak çerçevesinde akdedilmesini öngören süreç. Burada zaten bu daha basit bir süreç olduğu için ve komisyon bu taslaklarla oynanmasına da izin vermediği için daha pratik bir yol. Burada tarafların bu taahhütnameyi akdetmesini öngörüyor ve bu taahhütnameyi ya veri sorumlusuyla yani veri sorumlusu ya da veri sorumlusuyla veri işleyen arasında akdedilmesini öngörüyor. Diğer yolumuz Privacy Shield dediğimiz yani gizlilik kalkanı olarak da nitelendirdiğimiz Avrupa Birliği'nin Amerika ile ve İsviçre ile yaptığı iki tane karşılıklı anlaşma sonucu bu kapsamda yapılan aktarmalar. Ama bu çok dar bir kapsam ve Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri ile İsviçre'yi konu aldığı için bu ülkeler dışında yapılacak olan aktarımı kapsayamayan bir yöntem. Son yöntemimiz de Binding Corporate Rules yani bağlayıcı şirket kuralları dediğimiz ve kurumun da geçtiğimiz hafta ilk kez aslında net bir şekilde resmi olarak tanıdığı bir yol olan bağlayıcı şirket kuralları. Bağlayıcı şirket kurallarını da şu şekilde aslında açıklayabiliriz. Bir şirket düşünün ki dünyanın birçok yerinde hizmet veren ve global ağda hizmet sunan ve ortak bir database kullanan şirket. Örneğin bir otel zinciri düşünebilirsiniz. Bütün ülkelerde kendi aslında şubesi olan. Bu noktada GDPR diyor ki sen eğer global anlamda hizmet veren bir şirketsen bağlayıcı şirket kuralları yani şirketler arasındaki aktarıma ilişkin bana gerekli sorumluluk ve güven mekanizmasını kurup bunu bana sunarsan ben de bu aktarımı artık güvenli bir aktarım olarak kabul edebilirim.
Ama bağlayıcı şirket kuralları gerçekten gerek hazırlık aşaması, gerek de onay süreci daha teferruatlı olduğu için biraz daha çekinceli bir süreç olarak düşünebiliriz. Çünkü özellikle hem komisyon yani GDPR kapsamında hem de Türkiye'de yapılacak olan başvurularda şu çok açık söyleniyor ki şirket kültürünüze yani şirket altyapınıza güveniyorsanız ve veri koruma hususunda gerekli uyum süreçleri noktasında belli bir aşama kaydettiyseniz aslında bu başvuru yoluna gidin. Çünkü burada önemli olan sizin global ağdaki veri güvenliğine ilişkin sağlam bir yapınızın olduğu ve bu yapıyı oturttuğunuzu ya komisyona ya da kuruma bir şekilde ispat edilmesi. Ve bu işte hazırlık süreci yaklaşık 12-24 ay, onay süreci de yine 1,5 yıla dayanan bir, yani toplamda neredeyse bir 3 yıllık süreçten bahsediyoruz. Bir süreç olduğu için gerçekten çok iyi bir ön hazırlık isteyen bir süreç ve burada genellikle hakim olan görüş de şu. Uyum süreci yani veri koruma noktasında uyum süreci tamamlanmış şirketlerin bu yola başvurmasının sağlıklı olacağı. O yüzden burada farkındaysanız GDPR ve KVKK yurt dışına aktarım hususunda aslında paralel süreçler öngörüyor. Ve burada asıl olan yurt dışına aktarımlarda benim bulunduğum ülkeden ziyade aktarım yapacağım ülkedeki şirketin veri koruma noktasında belirli bir düzeye gelmiş olması. O yüzden de her zaman yurt dışına aktarım süreçlerinde dikkat etmemiz gereken nokta amaç veri sahibinin haklarını korumak olduğu için bu kurumda benim muhatap olduğum otorite yani kişisel verileri koruma kurumu veya komisyon da olabilir. Kendi altyapımın ne kadar iyi olduğunu ne derece ispat edebileceğim. Ve ben başvuru yaptığımda muhatap olduğum kurumun benden isteyeceği bilgi ve belgeleri ne derece çok sağlıklı bir şekilde sağlayacağım. O yüzden de yurt dışına aktarım hususu özellikle kendi sunucusu olan ya da kendi sunucusunda veri aktarımı gerçekleştirebilecek güçlükte olan şirketler için ilk etapta çok uygulanmasını tavsiye ettiğimiz bir yol değil. Ama günümüz gerçeği özellikle bulut hizmeti gibi birçok süreci şirketler açısından kolaylaştırdığında bu süreçler tercih edilecekse bu yükümlülüklerinde asla göz ardı edilemeyeceği. Çünkü işin sonunda ilgili kişi yani hukuka aykırı bir veri işleme faaliyeti gerçekleştirirseniz ya da veri güvenliği konusunda bir zafiyete sebebiyet verirseniz asli sorumluluktan dolayı ciddi anlamda bir tazminat yüküyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Yapılar genellikle bu şekilde. Mevzuatların zaten temeli de aynı düşünce ve yapıdan geldiği için genellikle süreçleri bu şekilde düşünebiliriz.